Ekranda f, g ve h fonksiyonları ile ilgili bazı ilginç veriler var. f fonksiyonu için belirli noktalarda bu fonksiyonun ve bu fonksiyonun türevinin aldığı değerler verilmiş. g fonksiyonunun mutlak değer içeren bir tanımı var ve son olarak f ve g türünden yeni bir hx fonksiyonunun tanımı yapılmış. Bu videoda hx'in x'e göre türevinin x eşittir 9 için neye eşit olduğunu bulmak istiyorum. Her zaman olduğu gibi şimdi videoyu durdurmanızı ve bu soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışmanızı rica ediyorum. Peki, biraz düşünelim. Hx'in x'e göre türevinin x eşittir 9'daki değerini istiyorum. Evet, bu. Bunu bir başka şekilde yazabileceğimizi de biliyorsunuz. Mavi ile yazalım h üssü buradaki üssü türev aldığımız anlamına geliyor değil mi yani h'nin türevi x bunun x eşittir 9'daki değerini merak ettiğim için buraya doğrudan 9 yazıyorum h üssü 9 farklı bir renkle yazsam daha iyi olacak evet h'nin türevinin x eşittir 9'daki değeri peki Şimdi bir de h'nin türevi 9'un ne olduğuna bakalım. Bu eşitliğin iki tarafının da türevini alırsak h'nin x'e göre türevinin neye eşit olacağını bulabiliriz öyle değil mi? Beyaz kalemi alayım. h x'in x'e göre türevi yani d bölü dx h x eşittir. Bu ifadenin x'e göre türevi yani d bölü dx 3 çarpı fx artı 2 çarpı g x. Buradaki toplamın türevini bu iki terimin ayrı ayrı türevlerinin toplamı olarak da ifade edebilirsiniz. Hemen yazalım. 3 f x'in x'e göre türevi artı 2 g x'in x'e göre türevi. Bu ifade sabit bir değerin bir fonksiyonla çarpımından oluşuyor, öyle değil mi? Ve sabit değerin bir fonksiyonla çarpımının türevi, sabitin o fonksiyonun türevi ile çarpımıyla aynı şeydir. Demek istediğim, bunun 3 çarpı fx'in x'e göre türevi artı 2 çarpı, yerim azaldığı için biraz sıkıştıracağım, evet 2 çarpı gx'in x'e göre türevi ile aynı şey oldu. Tekrar edelim. h x'in x'e göre türevi 3 çarpı f x'e göre türevi artı 2 çarpı g x'e göre türevine eşittir. Ve eğer bunu buradaki üssü gösterimiyle yazmak istersek h üssü x yani h'ın türevi değil mi? h üssü x eşittir. 3 çarpı f üssü x evet buradaki ifade yerine f üssü x yazacağız. 3 çarpı f üssü x artı 2 çarpı g üssü x olarak yazabiliriz. Yani g'nin türevi x. Tüm bunlarla yani toplamın türevinin türevlerin toplamı ve skaler çarpı bir fonksiyonun türevinin skaler çarpı o fonksiyonun türeviyle aynı şey olduğuyla daha aşina olduğunuzda bunları yapmadan bu ifadeden bu ifadeye rahatlıkla ve çok daha hızlı bir şekilde geçeceksiniz. Şimdi şu ifadeyi bir gözden geçirelim ve x 9'a eşit olduğunda hangi değeri alacağını bulalım. h'nin türevi 9, 3 çarpı f'in türevi 9 artı 2 çarpı g'nin türevi 9'a eşittir değil mi? Önce f'in türevi 9'u ele alalım. x 9'a eşitken f fonksiyonunun türevi acaba nedir? İşte burada x 9 iken f 9 1, f'in türevi 9 da 3'müş. Bu yüzden bunun yerine doğrudan 3 yazıyorum sırada g'nin türevi var değil mi? g'nin türevinin 9'daki değeri bunu bulmak için buradaki fonksiyona odaklanmamız lazım ve bu soruyu cevaplamanın birkaç farklı yolu olduğunu da bilmelisiniz hatta gelin isterseniz e, burada grafiğini çizelim ki anlamamız daha kolay olsun bu y ekseni bu da x ekseni buna benzeyen bir mutlak değer fonksiyonu minimum değerini ne zaman alır? ne dersiniz? Bir sayının mutlak değeri her zaman ama her zaman pozitif ya da sıfır olacağı için minimum değerini alması mutlak değerin içindeki ifadenin sıfıra eşit olması anlamına gelecektir. Buranın sıfır olması için de x'in 1'e eşit olması gerekir öyle değil mi? Evet x 1 iken bu minimum değerini alıyor ve x 1'e eşitken 0'ın mutlak değeri 0'dır. g 1 de 1'e eşit olur. Buradaki noktayı işaretliyorum. Peki Sizce bundan sonra yani x'in birden büyük değerleri için ne olur? Hemen not edelim. gx eşittir. Ne zaman bunun gibi basit bir mutlak değer fonksiyonuyla karşılaşırsanız bu fonksiyonu iki farklı aralıkta parçalı olarak inceleyebilirsiniz unutmayın. Bunlardan biri mutlak değerin içinin negatif diğeri de pozitif olduğu durumdur. Sıfırı herhangi birinde düşünebilirsiniz fark etmeyecek. Mutlak değerin içinin negatif olmaması için x'in sıfıra eşit ya da sıfırdan büyük olması gerekir öyle değil mi? Ve mutlak değerin içinde negatif olmayan bir sayı olduğunda bu sayının mutlak değeri kendisine eşit olacaktır. 0'ın mutlak değeri 0'dır. 1'in mutlak değeri 1'dir ya da 100'ün mutlak değeri de 100'dür ve bu durumda yani x'in 0'a 1 saniye 1 saniye çok özür dilerim. Bunun 0 değil 1 olması gerekiyor. Evet x'in 1'e eşit ya da 1'den büyük olduğu durumlarda bu mutlak değerin içi negatif olmayacağı için mutlak değeri görmezden gelip bunu doğrudan x eksi 1 olarak değerlendirebiliriz. Evet tamam. Bunun için de buraya x eksi 1 artı 1 yani kısaca x yazıyorum. Mutlak değerin içinin negatif olması durumu ise x'in 1'den küçük olduğu durumlarda ortaya çıkacak. Ve buradaki mutlak değer içindeki ifadenin işaretini değiştirecek. Başka bir deyişle Negatif sayının mutlak değeri nedir diye sorsam pozitif dersiniz. Örneğin eksi 8'in mutlak değeri 8'dir. Eksi eksi 8'den dolayı bu durumda mutlak değer x eksi 1'in dışarıya eksilisi olarak yani 1 eksi x olarak çıkacağını söyleriz. Buradaki 1'i de ekleyip 2 eksi x yazalım. Bunu yaptıktan sonra x'in birden büyük değerleri için bunu yani x'i kullanmamız gerektiği sonucuna ulaşıyoruz. Peki sizce bunun eğimi nedir? 1'dir öyle değil mi? Ve bunun içinde x'in birden büyük tüm değerleri adına buna benzeyen bir doğru elde ediyoruz. Bu arada, g'nin türevinin teğetin eğimi olduğunu sakın unutmayın olur mu? x'in birden küçük değerlerini ele alırsak, eğimimiz eksi 1 olacak. O da buna benzer. Soruda g'nin türevini değerlendirmemiz istenen nokta, yani 9 buralarda bir yerde olduğu için, bana g'nin türevi 9'un ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Bu arada gx'in grafiği, evet bu. Bunu hatırlatmak istiyorum. y eşittir gx, evet. Buna dayanarak g'nin türevi 9 nedir diye sorarsam bana ne yanıt verirsiniz? gx'in x eşittir 9 noktasındaki eğiminden bahsediyorum. Ve bu da 1'e eşittir öyle değil mi? O halde g'nin türevi 9'un yerine de hemen 1 yazabilirim. Sonuç olarak 3 çarpı 3 9 eder. Evet 9 artı 2 çarpı 1 de 2'dir. x eşittir 9 noktasında h'nin teğetinin eğimi neymiş? 11'miş.